Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Anka-3 ilk kez mühimmatlı uçuş yaparak önemli bir başarıya imza attı. 28 Aralık 2023'te gökyüzüyle buluşan yerli insansız savaş uçağı jet motoruyla 0,7 mahruza ulaşacak ve 10 saat havada kalacak. 7 ton ağırlıkla havalanabilecek olan Anka-3, 1200 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Yerli insansız savaş uçağı 40 bin fit yani 12.192 metre irtifada görev yapabilecek. Türkiye'de hizmet veren havalimanı sayısı Çukurova ile 58'e ulaştı. Bu kapsamda hava yoluyla yapılan ihracat miktarı da son 5 yılda önemli artış gösterdi. 2019'da hava kargoyla 14,8 milyar dolarlık ürün ihraç edilirken, dünyada ulaşımı durma noktasına getiren COVID-19 salgınıyla 2020'de bu rakam 12,7 milyar dolara çıktı. Salgına yönelik alınan tedbirlerin etkisiyle 2021'de 18,7 milyar dolara çıkan hava yollarından yapılan ihracat 2022'de 20,7 milyar dolara, 2023'te ise 25,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 5 yılda yapılan ihracat 92,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken hava yollarıyla yapılan ihracat %71,8 artmış oldu. Güneş enerjisiyle dünyanın etrafını turlayan Solar Impulse 2'yi satın alan Skydweller Aero çok özel bir uçuşa hazırlanıyor. Güneşle çalışan uçak yeniden düzenlenerek bugünkü halini aldı. 2024 başında ilk tamamen otonom güneş enerjili uçuşunu gerçekleştiren uçak şimdi kesintisiz olarak dünya turuna hazırlanıyor. 362,8 kilogram yük taşıma kapasiteli uçak, Boeing 747'den daha uzun, 72 metrelik devasa kanatlara sahip. Solar Impulse 2'nin toplam 21 gün süren dünya turu 17 etaptan oluşmuştu. Bertrand Piccard ve André Borschberg'in kokpitinde yer aldığı tek kişilik güneş enerjili uçak, Abu Dhabi'den başladığı yolculuğunu yine aynı şehirde tamamlamıştı.